Bu serum iyi gelecek ona. Yalnız ateşi bayağı yüksek ha. Kontrol altına almalıyız. Sıkı üşütmüş. Diyar. Diyar dedi. Kız buradan kaçmıştı ya. Bu çocuk yardım etmiş. Oradan biliyordur adını. Sağ olsun kol kanat gelmiş o akşam bizim kıza. O zaman işitmiş işte. İyi de nasıl güvenip de anlatmış ki? Dediğin adamlar bile Selma diye biliyor. Bu devirde kim kime güvenir oğlum? Gencecik kız. Temiz çocuk ya. O da kan davasından kaçıp gelmiş buralara. Galiba diğer oradan yakınlık hissetti. Abicim iyilik de bir yere kadar yani. Bu kadar merhametli olma. Dünyayı sen mi kurtaracaksın ya? Orhan, sen işini yap, benimkine de karışma. Olur mu? Oğlum işine bak, işine bak diyorsun da geçen kızın yakınları geldi, gördün. Ortalık nasıl karıştı ya? Başına iş alacaksın ha. Niyazi olursun oğlum, Niyazi. Girebilir miyim? Buyurun Deniz Hanım, buyurun. Dışarıdan birini getirdiğinizi duydum da merak ettim. Ali bu. Ali mi? Siz nereden tanıyorsunuz? Ozan kaybolduğunda bu delikanlı bulup onu getirmişti eve. Ama ne işi var burada? Yani nasıl? Ya bütün gün inşaatta yatıp kalkıyormuş meğer. Feci üşütmüş. Haber alınca ben de buraya getirdim. Ah, yazık. Çok iyi yapmışsın Mirat. Emin ellerde artık. Siz merak etmeyin. Madem Ozan'ı bulup getiren delikanlı bu, en kısa zamanda ayağa kaldıracağım. Peki durum nasıl? Vallahi buzda yatmış sanki Deniz Hanım. Zatürreye ramak kalmış. Bu gece önemli. Bu gece atlatırsa sabah ilaçlarını kullanır. İyi de beslenirse hiçbir şey kalmaz. Acaba onu eve mi götürsek? Burada ona kim bakacak ki? Aklıma geldi ama siz rahatsız olursunuz diye söyleyemedim. Neden rahatsız oldum canım? Hem orada elimizden ne geliyorsa yaparız. Çok iyi olur. Ben de bakabilirim. Bekar adamım. Ev boş. Efendim Mirat. Selma. Ali daha iyi. Oh. Çok şükür ya Rabbim. Allah razı olsun senden. Yalnız eve getireceğiz onu. Sen istersen sıcak bir şeyler yap, çorba falan, olur mu? Gerçek. Ay ne diyeyim ben bilmiyorum ki. Ayağını taş değmeye. Hemen tarhana çorbası yapayım, şifa olur ona. Çok şükür ya Rabbim. Allah'ım sen serden mi koru, sen bana bağışla. Yaşayacak artık. Yarına kadar misafirimiz. Sonra gidecek. Nereye gidecek Mirat? İnşaatta mı yatacak çocuk? Bir arasak akrabası falan yok mu acaba? Belki cep telefonundan birine ulaşabiliriz. Olmaz. Siz bizim oralar bilmiyorsunuz. Kan davalıları iz arıyordur. Peşine düşer, bulurlar Ali'yi, Allah korusun. Kan davası da ne ya? Yani bu çağda hala nasıl böyle şeyler olabiliyor? Gerçekten inanamıyorum. Bir de töne böyle diye de bir şey var, kızları öldürüyorlar. Şaka gibi. Sana şaka gibi gelen şey. Orada bir sürü insanın gerçeği. Ya ben hafife aldığımdan demiyorum. Aksine çok sinirleniyorum böyle şeyleri duydukça. Ece bak dün bir haber okudum. 316 kadın öldürülmüş. Bunların bir kısmı töre cinayeti, biliyor muydun? Yani 120 tane çocuk annesiz büyümek zorunda kalmış. Her yıl sayı biraz daha artıyor değil mi kızım? Mirat abi, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
Adam öldürmek bu kadar kolay bir şey mi? Yani nasıl bir insan başka birinin canına kıymaya kalkabilir? Ece. Hadi üstünü değiştir, kardeşinle ilgilen biraz. Ben de yemek hazırlayacağım. Hadi. Gel ablacığım. Hadi siz çıkın da ben üstünü değiştireyim çocuğun. Mehmet amca yardım eder misin? Tabii oğlum. Pijama getireyim Ali. Tamam. Deniz abla, ben hallederim ya. Sen üstünü değiş istersen ha. Beraber yaparız canım. Peki. Ha, onu aldım, tamam. Selma, sana bir şey soracağım. Buyur Deniz abla. Mirat'ın hiç şiddete eğilimi var mı? Nasıl yani? Bana mı? Yok yok. Yani genel olarak soruyorum. Çabuk sinirlenir mi? Öfkelendiğinde kendini kaybettiği olur mu? Yok. Mirat çok iyi bir adam. Ben onun kadar merhametli birini görmedim hiç. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok, öylesine. Ben geliyorum şimdi. Nasılsın delikanlı? Sağ ol abi. Ne oldu, gözünü açtı mı? İlaçları uyutuyor. Şu üstünden çıkanları yıkamak lazım Selma. Tabii tabii, ben hemen hallederim. Sabaha kalmaz kurturum bile. Kararı gözlerimle okudum baba. Zaten Orhan Bey de kabul ediyor. Resmen içeride 5 yıl yatmış. Gördüğüm en efendi adam. İnanmak öyle zor ki kızım. Orası öyle. Ama düşününce... şu beni taciz eden adamı nasıl hastanelik etmişti, dövmüştü, hatırlıyor musun? Adam şikayetini geri almasaydı belki de şu an yargılanacaktı. Sonra geçen gün Fikriye'nin üzerine yürüdü. Hiç onu bu kadar öfkeli görmemiştim. Korktum yani. Bugün de aşçının dudağını patlattı. Canım seni korumaya çalışıyor. O lafları duyan pek çok erkek çakardı suratına bir tane. Biliyorum beni korumaya çalıştığını. Ne kadar iyi bir insan olduğunu da biliyorum. Ama ben şiddetin her türlüsüne karşıyım baba. Hem düşünsene, adam öldürme noktasına kadar gelmiş. Bunu bile bile nasıl bu evde beraber yaşarız? Ozan da onu kendine idol seçti, biliyor musun?
Evet, böyle düşününce haklısın. Şu kolejden paramızı alalım. Bir an evvel taşınalım baba. Yarın ben 3 aylığımı alacağım. Peşinatı falan oradan verirsin. Olur mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.